Ya sen şimdi bu adamla konuşmak zorunda mısın yani? E zorundayım tabii. O benim çocuğumun dedesi olacak. Tamam. O zaman ben de kalıyorum. Olmaz. Bana bak Pınar. Hırpalamasına izin veremem. Ya merak etme. Beni bu saatten sonra kimse hırpalayamaz. Tamam? Hadi. Çok inatçısın. Merhaba. Özür dilemek için mi çağırdınız beni? Özür dilemem gereken bir durum yok. Öyleyse Sait'in beni nasıl küçük düşürdüğünden haberiniz de yok. Alışveriş merkezinde bebeğim için bir şeyler bakıyordu. Benimle konuşmak istediğini söyleyip yanıma geldi. Meğer niyeti herkesin içinde beni aşağılayıp küçük düşürmekmiş. Bilmiyordu. Üzüldüm. Yaşadıkları onun için de kolay değil. Evet. Benim için de kolay değil. Ama takdir edersiniz ki ben de diğer kadınlar gibi çocuğumun babasının beni el üstünde tutmasını isterim. Aranızdaki münasebetin sıradan olmadığını takdir edersiniz. Evet. En uygunu evlenip öyle yapmaktı tabii de. Bakın, Sait'e söyleyin lütfen. İyice düşünsün, taşınsın, durumu hazmetsin. Ben doğacak çocuğumuzun hatırına onu affediyorum. Ve bir an önce yanıma gelip evlilik işlemlerine başladığında bir... Ben de sizinle bunu konuşmak istiyordum. Bu izdivacın olması mümkün değil. Ne yaşınız yaşınıza denk, ne de birbirinize uygunsunuz. Sait daha çocuk. Böyle bir işe girişirse mahvolur. Ona da acıyım. Bana kim acıyacak? Sizi de mağdur etmeyeceğiz. Çocuk bizim de çocuğumuz. Sait nüfusunu alacak. Size de uygun bir aylık bağlanacak. Yani hiçbir sorununuz kalmayacak. Bir dakika, bir dakika. Siz beni yanlış anladınız. Benim derdim para pul değil ki. Benim derdim çocuğumu babasıyla büyütmek. Ha, eğer bu olmayacaksa alırım kendim büyütürüm. Ve bir daha da yemin olsun ki ne Sait ne siz onun yüzünü göremezsiniz. Ve onun hasretiyle geçirirsiniz ömrünüzü. Şimdi. Sait'e bunu söyleyin. Ya çocuğundan vazgeçer ya da gelir benimle evlenir. İşte o kadar.